Biz arkadaşlarla teşekkür etmek için sana sormadan bir şey yaptık. Gerek yoktu Nihat. Aslında fikir bizim hanımdan çıktı reis. Reis, hanımlar sayende bayram ediyor. Oğlum çarçur etmeyin lan paranızı. Gidin alın senetlerinizi Murat'tan. Bakın işinize. Bu süslü sabah gitti. İlk iş olarak bu ceketi aldı Ömer reis. Oğlum Hamza seni böyle görse var ya eve sokmaz mal. Arkadaşlar konuyu dağıtmayalım. Konuyu dağıtmayalım lütfen. Reis biliyorsun Mustafa amca burayı kullanmıyordu. Biz de arkadaşlarla düşündük ki Ömer reise bir mekan lazım. Derleyip toparladık. Güle güle oturursun artık. Hadi gel. Kapıyı aç oğlum hadi. Gel gel. Yazıhaneci miyim ben? Öyle deme reis. Bundan sonra çok gelip gidenin olur. Tabii canım. Lokali de temizleyip badana boya yaptık mı tamamdır. İyi. Geç otur benim adıma. Gelenlerin dertlerini dinle. Yaz onları güzel bir kağıda. Alo Berin. Bir dakika sakin ol. Lokalin oradayım. Gel görüşelim. Tamam. Recep reis, şunları da al, şunları da götürürsün sonra da, tamam mı? Ya İdris, ya bu ne itinasız bir süpürüş ya. Buralar hep kalmış kardeşim. Nerede reisiniz? Burada. Koltuk ufak değil mi sana? Koskoca mafya babası Ömer Korkmaz'a en büyüğü yakışır. Ben de öyle dedim çocuklara. Daha büyüğünü getirin bunun dedim. Daha havalısı olsun dedim. Sen daha büyük bir yer bul kendine. Buraya Tatar gelecek. Diğer babalar gelecek. Burada mahkeme kuracaksınız. Hüküm vereceksiniz. Racon keseceksiniz. Derdin ne? Ali tesadüfen orada değil miydi? Hı? Tekneyi devretmemiş miydi? Adam yalancı şahitlik mi yaptı? Konuyu çarpıtma. Konuyu çarpıtmıyorum. Yalan mı söyledik? Sahte delil mi ürettik? Birinin üzerine mi attık suçu? Daha beterini yaptın. Nerede reisiniz? Burada. O koltuk ufak değil mi sana? Koskoca mafya babası Ömer Korkmaz'a en büyüğü yakışır. Ben de öyle dedim çocuklara. Daha büyüğünü getirin bunun dedim. Daha havalısı olsun dedim. Sen daha büyük bir yer bul kendine. Buraya Tatar gelecek. Diğer babalar gelecek. Burada mahkeme kuracaksınız. Hüküm vereceksiniz. Racon keseceksiniz. Derdin ne? Ali tesadüfen orada değil miydi?
devretmemiş miydi? Adam yalancı şahitlik mi yaptı? Konuyu çarpıtma. Konuyu çarpıtmıyorum. Yalan mı söyledik? Ha? Sahte delil mi ürettik? Birinin üzerine mi attık suçu? Daha beterini yaptın. Yol açtın. Bundan sonra güçlüler kurtulacak. Masumlar suçu üstlenip kurban edilecekler. Meryem, senin adaletin 3 aydır masum birini orada tutuyordu. Ben çıkardım. Bu mu zoruna gitti? Tatar'la yaptığın pazarlıktan niye bahsetmedin bana? Madem yaptığın şey bu kadar masumdu. Madem bu kadar içine siniyordu. Niye anlatmadın Ömer? Çünkü sen de biliyorsun. Yaptığın şey alçakça bir pazarlıktan başka bir şey değil. Kırıcı oluyorsun. Yapma. Daha yeni başlıyorum Ömer, korkmaz. Tatar'ı da. Onun gibi ne kadar adam varsa onları da. Seni de adaletin karşısına çıkarmadan durmak yok bundan sonra bana. İyi günler avukatım. Hayırdır reis? Avukat hanım kariyer gibi esti geçti. Onun da rüzgarı bizi esiyor. Gelip ille de bizi esiyor. İyidir iyidir. Yelkenin sönmez. Harbinin yelkenleri suya inmiş. Gidip biraz şişirelim. Bu mevzu daha çok su kaldıracak Hamza. Benim sizde bir işim yok. Yanlış adamı aldınız. Biz çok yanlış yaptık birader. Ama seni almak bugüne kadar yaptığımız en doğru iş. Kimsiniz? Mesele paraysa hallederiz. Beni bırakın, sizi memnun ederim. Bizi nasıl memnun edecekmişsin? Bir anlat bakalım. Cebimde telefon var. İçinde 250 tane kadının fotoğrafı var. Sarışın, esmer, kızıl. Hangisini seçerseniz size veririm. Şimdi bunlardan hangisini seçersen bana vereceksin, değil mi? Peki hepsini seçersem? Hepsini veremem, ben batarım. Onların her birini 5.000 dolara getirdim ben. Seç beğen 20 tanesini vereyim. Fazlası da olmaz. Ne durumdayız Fuat? İstediğimizi verecek mi? Şimdilik sadece pasaportlarıyla 20 tane zavallı kız veriyor. Adamlarına da söyledim. En fazla 20 tane verebilirim. Yoksa ben de batarım. Senin adın Erdem'di, değil mi? Ulan erdemsiz. Koyun mu veriyorsun, mal mı veriyorsun? Derdiniz kadın değilse ne?
yaptığın iş. Oldum, bittim, yaptığın işe uyuz. Fuat. Bu arkadaş yaptığı işten dolayı boğazına kadar pisliğe bulanmış. Biz bunu bir temizleyelim. Bunun pisliğini su temizlemez abi. Daha etkili bir şey lazım. Siz benim kimlere hizmet ettiğimi biliyor musunuz? Bana zarar verirseniz sizi öldürürler. Şöyle de bilelim. Mesela Varol Kalaycı. Ona da hizmet veriyor musun? O kim? Tanımıyorum öyle birini. Biz temizliğe bu arkadaşın eliyle başlayalım. Belki o zaman tanır. Hayır, hayır, hayır! Eninde sonunda tanıyacaksın. Hayırdır? Ne toplandınız burada? Ömer yok mu? Yok, gitti. Nereye gitti adı güzel? Ben size demedim mi mekanı boş bırakmayın diye? Anlamadık usta. O Murat şerefsizi geldi, özel bir şey konuşacağım diye. Var bir şeyler usta. Girdiler, çıktılar. Murat bir havalandı. Ben de anlamadım neyine güveniyor. Ne bir şey söyledi, ne de beraber gitmemize müsaade etti. Birlikte gittiler. Ömer Reis'in yüzü de fenaydı. Bunlar Reis'i bir fırlak çeviriyorlar ama anlamadık. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Fuat. Yeğenim nasıl, iyi mi? Buyurun. Oo beyler. Evet tamam. Merhaba Turan Bey. Merhaba. Yavaşla. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tatar. Yeğenim için özel pişirttirdim ben bu dolağı. Yazık. Dün çok korktu çocuk. Annesine ver yedirsin ki. Maazallah. Erkekliğe gitmesin çocuğun. Birazdan İskender'in kendisi gelecek harbi. O zaman bakarsın ihtiyacı var mı yok mu? Tatar çocuğa çok yüklenme. Biraz dinlensin. Zaten bu halde insan içine çıkmak biraz huzurlu olur. Çivi çiviyi söker harbi. Toz işini İskender yapacak. Siz bir araya gelip karar almışsınız yeğenimi toz etmeye. Olmaz. Buna müsaade etmem. İskender'i biz de senin kadar düşünüyoruz abi. Merak etme. Yahu yeni gençler var. Yüreğine, bileğine delikanlı, iş bitirici, cefal. Hani ben diyorum ki, niye yeğenimi fazla yormasak?
bu işi başka birine yaptırsa? Kimden bahsediyorsun Harbi? Açık konuş. Ha. Gel yeğenim gel. Tam zamanında geldin. Bunlar bir araya gelmiş seni harcıyordu. Dedim ki ben yeğenimi harcatmam. Eyvallah amcacığım. Sen de olmasan yeğenini kim düşünecek? Ama emin ol, yeğenin de her an seni düşünüyor. Ne diyordum? Yatar iyi bilir ya. O gün bana da geldi. Cevval, cesur bir genç. Ben diyorum ki, yeğenimi hiç yormasak, bu sevkiyatı Ömer Korkmaz'a versek, konuşuyoruz. Niye sinirleniyorsun? Harbi amcam haklı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Az önce ne dedim amca? Yeğenin de her an seni düşünüyor. Duydum ki Ömer Korkmaz'ı çok beğeniyormuşsun. Yanıma almaya karar verdim. Remzi! Şu bizim yeni kaptanı gönder. Gel Ömer'im gel. Büyüklerin çok sevindi seni yanıma almama. Önü açık, çok doğru bir adam seçmişsin diyorlar. Harbi amca, var mı başka cevval, iş bitirici delikanlı? Yanıma almamı istedi.